PTT 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'da son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu haftaki Giresunspor maçıyla 100. resmi maçına çıkacak. PTT 1. Lig'deki ekipler içinde en istikrarlı teknik kadroya sahip Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi Kırmızı Lacivertli ekibin 3. Lig'de şampiyonluğa ulaştığı 2012-2013 sezonundan itibaren takımın başında 88'lik ve 11 kupa maçına çıktı. Ama dediğim gibi Altınordu... Eroğlu bu haftaki Giresunspor karşılaşmasında 100. kez takımın başında sahada olacak. Geriye kalan 99 maçta 58 galibiyet alan Eroğlu'nun ekibi diğer maçlarda sahadan 21 beraberlik ve 20 yenilgiyle ayrıldı. Onların gelişimi önemli ama bireysel anlamında da... Altınordu ile güven odaklı ve gönülden anlaşması olduğunu vurgulayan Eroğlu, zor bir işi başarmak için ekip olarak yola çıktıklarını kaydetti. 100. maça çıktık, çıkıyoruz yani. Bu tabii ki çok Türkiye'de zor bir iş baktığımızda ama dediğim gibi Altınordu kulübünde, futbol kulübünde zaten 2,5-3 yılı tamamlamak üzereyiz. Bu bizim için önemli. Olayın farkındayız. İşimizi her zaman çok ciddi bir şekilde, sistemli bir şekilde yapmak zorundayız. 2 senelik bir şampiyonluğumuz var baktığımızda geriye kalan planda. Şimdi önümüzdeki bu yılda tabii ki PTT Ligi'nde oynuyoruz. Zor bir lig. Tabii ki bunun da farkındayız ama bu kadar 100 maç olması bizim için de gurur verici, mutluluk verici bir şey. Bu anlamda da ben ve ekibim olarak demek ki bu işte bayağı bir başarılıyız ki bu süreç devam ediyor. Tabii başta Mehmet Bey'in de bize çok büyük desteği olması, güvenmesi en önemli şeylerden biri. Biz de onun güvenini ve desteğini asla boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Hep daha iyi nasıl yapabiliriz? Bu işte daha iyi nasıl başarılı olabiliriz? Bu bizim için önemli. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir fabrikadan 2 ton zeytinyağı çalmak isteyen 3 kişiden ikisi suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan hırsızlık yapılan fabrikada 13 yıldır ambar memuru olduğu belirlenen Mehmet Karaca tutuklanırken UA tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden diğer şüpheli SY'nin yakalanması içinse jandarma çalışma başlattı. Aydın'ın Efener ilçesindeki Hakkı Bey Caddesi üzerinde yaklaşık bir ay önce faaliyete başlayan Gençlik ve Sanat Merkezi'nde polisin arama yapması ortalığı savaş alanına çevirdi. Kobani'de 5 Ekim 2014 tarihinde IŞİD'le girdiği çatışmada hayatını kaybeden YPG üyesi Arin Mirkan'ın adını taşıyan Arin Mirkan Gençlik ve Sanat Merkezi'nde özel harekat polislerinin de katılımıyla arama yapıldı. Arama sırasında bina çevresinde toplanan kalabalıkla polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Özel harekat ve diğer polis ekipleri sokaktan ayrılacağı sırada gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen mahalle sakinleriyle gerginlik yaşandı. Arama sırasında dernekte bulunanların direnişiyle karşılaşan polis ekipleri bazı kişileri gözaltına aldı. Gerginliğin büyümesi üzerine kalabalık, çevrede önlem alan çevik kuvvet ekipleri ve polis araçlarına taş ve şişelerle saldırdı. Polisin toma ve biber gazıyla müdahale ettiği grup sokak aralarına daldıktan sonra yeniden toplanıp ateş yakarak yolu trafiğe kapattı. Tomadan sıkılan suyla ateş söndürülerek yol trafiğe açıldı. Dünya kickboks şampiyonu Fas asıllı Hollandalı Bedri Ali, Dubai'deki yarışmalara hazırlanmak için 12 hafta sürecek kamp yeri olarak İzmir'i tercih etti. Dubai'de önümüzdeki Nisan ayında yapılacak olan şampiyonaya hazırlanacak olan Hari'nin İzmir'i ise antrenörü Özden Tekcan'dan'ın burada olmasından dolayı tercih ettiği öğrenildi. Buraya ben de çalışayım. Çalışmalarını Alsancak semtindeki bir spor salonunda yapacak olan Hari, pazar günü de antrenörü Özden Tekcan'dan'la birlikte İzmirli sporculara eğitim semineri verecek.
Seminerde Hari ile antrenörünün beslenmeden idman programına ve kondisyona kadar birçok konuda bilgiler vereceği öğrenildi. Türkiye ben. Oh, ben hier voor trainingskamp met mijn trainer Özden Tekcan'dan. Dat is een man waar ik drie jaar geleden voor het laatst mee heb getraind en sinds toen eigenlijk niet meer goed in vorm gekomen. Bu arada yapılacak olan bu eğitim seminerinden elde edilecek gelirin yarısınınsa LÖSEV'e bağışlanacağı açıklandı. Dat de sport in Turkije een beetje een motivatie kan krijgen. Dus dat was het idee van de seminar en we dachten daarmee ook gelijk een goed doel te bereiken. Dus we zullen een deel van de opbrengst ook doneren aan een leuke misstichting hier in Turkije. En hopen dat we daarmee iets goeds doen en dat Allah deze giften van ons mag accepteren. Buradaki amacımız Türkiye'de birçok spor dalında insanların birçok şeylere ihtiyacı var. Seminere büyük iyi bağışlar yapmak istiyoruz. Kanserli çocuklar, işte kimsesiz çocuklar, gereken yerlere bağış yapmak istiyoruz. Özde güvenlik kaygısıyla hazırlanmadığı ortadadır. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin haftalık olan meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Özelinde dostluk kümesindedir. Maskeli veya kravatlı. Devlet Bahçeli canilerin katlettiği Özgecan Aslan hakkında konuştu ve idam tartışmalarına değindi. Türkiye hepimizi endişeye sürükleyen bir şiddet döngüsüne, vahşet sürecine kilitlenmek üzeredir. Mersin'in Tarsus ilçesinde akıl almaz yöntemlerle en aşağılık şekilde katledilen Özgecan kızımız nasıl bir cinnetle, nasıl bir şiddet seliyle karşı karşıya kaldığımızı göstermiştir. Öncelikle Özgecan evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, bu hunhar cinayeti lanetliyor ve katillerin en ağır düzeyde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Kadına yönelen şiddet dalgasının, masum canlara kasteden canice saldırıların niçin bu kadar yaygınlaştığını mutlaka araştırmak ve yorumlamak zorundayız. Toplumsal huzurumuza musallat olan bu kanlı ve vahşi tablonun arkasındaki perde aralanmadıkça maalesef Özgecanların kaybını engellememiz ihtimal dahilinde değildir. Şiddet bir sonuçtur ve nedenleri gün yüzüne çıkarılmadıktan, kaynağına inilmedikten sonra uygulanacak tedbirler pansuman işlevi görecektir. Toplumsal şiddetin uzunca bir süredir arttığını dile getiren Bahçeli, idam cezası getirilse de şiddetin önüne geçilemeyeceğini ifade etti. Şimdi herkes idam cezasının tekrar getirilmesiyle ilgili yorum yapmakta, bu konuda iktidar partisi de başı çekmektedir. AKP toplumsal tepkiyi eritmek, yükselen itirazları emmek için idam tartışmalarının önünü açmaktadır. Burada çok ciddi bir samimiyet noksanlığı olduğu nettir. Madem idam cezasına ihtiyaç vardır, madem katillerin hak ettiğini bulması istenmektedir, o zaman AKP'nin önüne geçen, engel çıkaran, elini tutan da yoktur, olmayacaktır. İktidarın karanlıktan el sallaması bize göre amaç ve niyeti gizlemeye yetmeyecektir. Başbakan ve partisine sesleniyorum. Hadi buyurun, idam cezası ile ilgili düzenlemeyi hemen hazırlayın ve hemen harekete geçin de ne kadar dürüst ve sözünüzün eri olduğunuzu görelim. Eğer suçu ihmal eden ana kaynak kurutulmazsa, istediğiniz kadar dar ağacı kurun, istediğiniz kadar ceza yağdırın, ne yazık ki makus ve acı verici vakalardan kurtulma şansınız olmayacaktır. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakan Davutoğlu'nun İslamabad ziyareti dolayısıyla Pakistan Başbakanlığı önünde resmi bir tören düzenlendi. Davutoğlu iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından tören mangasını selamladı. Daha sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi temasları kapsamında heyetler arası görüşmelere katıldı.
Sahada çalışmalar yapıyorsunuz ve sizlerin hizmetine sunmaya çalışıyorsunuz. Özellikle çocuk parkı, oyun alanları. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı, Bigadiç 4 Eylül Anaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Meral, öğretmenleri Fazilet Canbaz, Deniz Akbağ Küpeli, Vildan Acar, Gizem Özdemir, Okul Aile Birliği Başkanı ve üyeleri ve Minik Kalpler, Uçan Balonlar, Arılar ve Minik Afacanlar sınıfı ziyaret etti. Ziyarete meclis üyesi Resul Bintepe ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe de eşlik etti. Ziyaret sırasında Başkan Avcı'ya okula yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Başkan İsmail Avcı yaptığı konuşmada çocukların iyi yetişerek sağlıklı ve iyi eğitim alması için hep çalışacaklarını, bu gayretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ayrıca hepsine başarılar dileyerek ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Ayrıca başkan belediye ile ortak yapılan Minik Eller Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yıl boyunca çevre temizliği, geri dönüşüm ve çevre bilincinin çocuklara kazandırılmasına destek olmak için şapka, boyama kitabı ve boyama kalemi hediye etti. Ziyaretin ardından öğrenciler çöp poşetleri ve eldivenleri ile ilçe merkezindeki Hasan Pekdemir Parkı'ndaki çöpleri topladılar. Bornova Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarına göre oluşturulan projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Atatürk Mahallesi'nde yaşayanların düğün, nişan gibi etkinliklerini yapabilecekleri 1600 metrekarelik bir düğün salonu yapacak. Kısa süre içinde inşaatına başlanacak tesis, düğünlerin yanı sıra özel günlerde de kullanılacak şekilde çok amaçlı olarak hizmet verecek. Toplantı, matine, kutlama gibi organizasyonlar da burada gerçekleştirilebilecek. Pek çok ayrıntının düşünüldüğü salonda bebek odası, gelin odası, engelli asansörü ve tuvaleti, müzisyen odası ve mutfak yer alacak. İki katlı olan ve her bir katında 300 kişi kapasiteli düğün salonu bulunacak tesisin bodrum katındaysa otopark bulunacak. Sorunları yerinde görerek tespit etmek için mahallelerde sık sık inceleme gezileri düzenlediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Atatürk Mahallesi'ne ihtiyaç duyulan düğün salonu yapım çalışmalarına başlandığı müjdesini verdi. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda Bornova'mızda düğün salonu ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızın da isteği doğrultusunda bu taleplerini karşılamak için bir proje gerçekleştirdik. Ve Bornova Atatürk Mahallesi'nde iki katlı bir düğün salonuyla hemşehrilerimize en iyi ve en konforlu hizmeti vermek için arkadaşlarımızla beraber proje çalışmalarına başladık. En yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Buca Belediyesi Türkiye'yi yasa boğan Özgecan cinayetine duyarsız kalmadı. Özgecan cinayetini protesto etmek amacıyla mesaisine siyah giysilerle gelen ve belediyedeki bilgilendirme ekranlarına da Özgecan Aslan'ın fotoğraflarını koyduran Priştina, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ve toplumun kenetlenerek tepki göstermesi gerektiğini ifade ederek sözün bittiği yerdeyiz dedi. Buca Belediyesi Mersin'de katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını Buca'da 7 Mart'ta hizmete açacakları Kadın Danışma Merkezi'nde yaşatacak. Kadın Danışma Merkezi Şirinyer'de Avni Limboz Cami karşısında iki katlı olarak hizmete açılacak. Bir dönümlük alanda kurulu merkez 756 metrekarelik bahçeye sahip olacak. Kadın Danışma Merkezi dezavantajlı ve şiddete maruz kalmış kadınlar öncelikli olmak üzere Bucalı tüm kadınlara sosyolojik farkındalık konusunda hizmet verecek. Merkez ayrıca kadınlara sosyolojik, psikolojik ve hukuksal destek verecek. Merkez kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte incelenmesi ve ortadan kaldırılmasını, Buca ilçesinde yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesini hedefliyor. CHP'de 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Rica edeyim ben sizden.
Başvurular 24 Şubat'a kadar sürecek. İlk başvuruyu hukuk ve seçim işlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptı. 200 lira dostum. 200 lira. Hadi bakalım. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Hadi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bankaya parasını yatırmayan arkadaşlarımız. Öyle mi? Burada paramızı yatırıp dosyayı alıyoruz. Bankaya parasını yatırmamış olan arkadaşlarımız buradan banka hizmeti de veriliyor. Bankacılık hizmeti. Merhaba, size de kolay gelsin. Ben daha önce yatırdığım için sadece makbuzunu koyuyorum. Zemin katta oluşturulan bankolarda işlemlerini tamamlayan Tezcan daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı müracaatlarına başladık. Sabah 9'dan itibaren partilerimiz yoğun bir ilgiyle ilk gün olmasına rağmen genel merkeze akın ettiler. 7 Haziran 2015 seçimlerinde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 85 seçim çevresinin 55'inde ön seçim yöntemiyle adaylarımızı belirleyeceğiz. İlk defa son uzun dönemden bu yana siyasi tarihimizde son seçimlerde ilk defa bir siyasi parti bu kadar çok ön seçimde adaylarını belirliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında şu anda Türkiye'de ön seçim yapan bir başka parti yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da kendi seçim tarihimize baktığımızda 80'lerden sonra en fazla ön seçimin yapıldığı süreç. Hedefimiz daha çok yerde ön seçim yapmak bundan sonraki seçimlerde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bu sürecin Türkiye'de yeni bir sayfa açacağına inandığını söyledi. Ben bu sürecin Türkiye'de yeni bir sayfanın başlangıcı olduğuna inanarak konuşuyorum. 2015 yılı Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'nin daha demokratik, daha özgür, daha zengin, daha müreffeh bir geleceğe yol alacağı dönem olacaktır. Ben halkımızın Haziran ayında sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne, halkına bu güveninin karşılığını da göstereceğine inanıyor ve 2015 Haziran'ında Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına uyanacağını şimdiden ilan ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tezcan başvurusunu hangi seçim bölgesinden yaptığını açıklamadı ve sürpriz dedi. Hep ön sıralara yerleştirecek. Kolay gelsin. Nasıl? Aksayan işlemler var mı? Yok efendim. Şu an güzel yürüyor. Peki. Bakın Van depremini hatırlayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ikinci muhtarlar toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada sokak eylemleriyle bu ülkenin istikametini değiştiremeyeceklerini söyledi. Burada huzurlarınızda küçük hesaplar peşinde koşanlara 3-5 sokak eylemiyle 3-5 molotofla ülkenin istikametini değiştirebileceğini sananlara seslenmek istiyorum. Başaramayacaksınız. Beyhude uğraşıyorsunuz. Bu tren artık buradan çıkmaz. Bu çomaklar bu tekeri yolundan alıkoyamaz. Geçti o alacakaranlık günleri. Geçti o fetret devri. O Molotov kokteylinin atılması neticesinde şehit olan Serap kızımızı biz bir kenara koyamayız. Bunun hesabını, bunun bedelini kim ödeyecek? Bana göre bu geç kalınmış bir adım zaten. Şu anda iç güvenlikle ilgili yasanın süratle çıkması ve bir an önce de bunun uygulamaya girmesi gerekir. İşlerine gelmeyenler dikkat edin bağırıyor. Niye? Oradan nemalanıyorlar. Oradan nemalanıyorlar. Sokakları o şekilde karıştırıyorlar. Cam, çerçeve, bütün esnafların dükkanları böyle yakılıyor, yıkılıyor. Onun için de bunu istemiyorlar. Arabaları böyle yaktılar, böyle yıktılar. Ya belediye otobüsü senin neyine ya? Neresi seni rahatsız ediyor? Belediye otobüslerimizi yaktılar, ambulanslarımızı yaktılar. Otomobiller, taksiler bunları yaktılar. Ve bunları yakanların arkasında duranları kimler olduğunu siz muhtarlarından daha iyi kimse bilebilir mi?
Erdoğan başkanlık sisteminin Türkiye'yi şaha kaldıracağını, mevcut sistemin Türkiye'ye yetersiz geldiğini ifade etti. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye şaha kaldıracağını düşünüyorum. Ve bu ülkelerle de konuşurken bunu gördüm. Bu mesele benim şahsi meselem değildir. Bu ihtiyaç milletimizin binlerce yıllık devlet geleneğinin tabii bir sonucudur. Tabii bir zorlamasıdır. Mevcut sistem artık Türkiye'ye dar geliyor, yetersiz geliyor. Dünya değişiyor. Bölgemiz değişiyor. Her şey değişiyor. Bizdeki bir takım çevreler ısrarla, inatla yerinde sayıyor. Kardeşlerim, demokrasi başkanlık sisteminde yok mu? Var. Dünyanın en ileri demokrasisi nerede? Amerika'da. Peki ekonomi? Dünyanın en ileri ekonomisi Amerika. Orada da başkanlık sistemi var. İlla orayı tıpatıp mı yapacaksın? Hayır. Uygun gördüğün şeyleri oradan alırsın. Fransa'dan, Avrupa'nın herhangi bir yerinden ne alacaksan onu da alırsın. Güney Amerika ülkelerinden de alırsın. Adeta bir arının hassasiyeti içerisinde her çiçekten nasibini alır, balını yapar, ortaya koyarsın. Olay budur. Ve bu da bize özgü olur. Bizim geleneğimize, göreneğimize özgü bir başkanlık sistemi olur. Şimdi Amerika'da çift kameralı sistem var diye biz de çift kameralı sistem yapacağız diye bir şey yok. Biz tek kameralı, yani şu andaki sistemimizi, aynen şu andaki parlamentomuzu aynen uygularız. Kardeşlerim, Mevlana ne diyor? Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mesele bu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş partisinin grup toplantısında konuştu. Nefesimiz yetince o genel kurul... Demirtaş'ın konuşmasından önce HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Özgecan Aslan'la ilgili bir konuşma yaptı ve tüm kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Değerli arkadaşlar, Özgecan şahsında erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden tüm kadınların anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Konuşmasında iç güvenlik yasasına değinen Demirtaş, iç güvenlik yasasının çıkmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek iktidara yüklendi. Başbakan utanmadan, sıkılmadan günlerdir yalan konuşuyor. Efendim bonzai, molotof serbest olsun diye muhalefet bu yasaya karşıymış. Bakın arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımız da burada. Birazdan genel kurul çalışmaları başlayacak. Gücümüz yettiğince, nefesimiz yettiğince o genel kurulda kesinlikle bu yasanın çıkmaması için elimizdeki bütün gücümüzü kullanacağız. Bütün muhalefet milletvekilleriyle de ortak hareket edeceğiz. Hazırlarsa hep birlikte aylarca bu yasayı orada meclisi kilitleyerek çıkartmayacağız. İzin vermeyeceğiz. Biz bunu yapmaya hazırız. Eğer diğer muhalefet milletvekilleri de bu noktadaysa iç tüzükten kaynaklanan bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız, muhalefet edeceğiz ve asla bu yasanın çıkmasına izin vermeyeceğiz. Madem başbakan ısrarcıdır bu konuda, illa bu yasa çıkacak diyor, biz de çıkmayacak diyoruz. Bu yasaya izin vermeyeceğiz. Dışarıda da bütün sivil toplum örgütleri, partimizin bütün teşkilatları, bütün partililerimiz bu yasadan zarar görecek Türkiye'nin %90'lık bir nüfusudur. Herkes sokakta sesini yükseltmelidir bu yasaya karşı. Çünkü bu yasa çıktıktan sonra geri dönüşü yok. Büyük bir kaos toplumda, inanılmaz bir gerilim başlayacak. Her yerde infazlar başlayacak. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 40 kadın ahşaptan ana sınıfa eğitim yapbozları yapmayı öğreniyor.
Dursun Bey Belediyesi Etüt Proje Müdürü ve Kadınlar İşte Projesi'nin koordinatörü Nusret Ergin, geçen yıl Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na sundukları 158 bin liralık Kadınlar İşte Projesi'nin kabul edildiğini, %90 hibe şeklinde desteklendiğini söyledi. Gördüğünüz gibi Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan yardım aldığımız Kadınlar İşte Projesi'nin atölyesinde bulunuyorsunuz. Şu anda proje kapsamında 4 grup halinde 40 kişilik bir kadın grubumuz var. Burada özellikle okul öncesi ana sınıfı eğitim puzzle'ları üzerine eğitim alıyorlar burada. Eğitimlerde bunların yapılma, boyanma, ham maddeyi tamamen bunların uygun şekilde parçalama şekilleri öğretiliyor. Öğretici görevlerimiz tarafından. Nusret Ergin ayrıca bu çalışmanın devamı olarak ahşap oymacılığı üzerine yeni bir proje hazırladıklarını ve ilgili kurumlara sunduklarını belirtti. Bundan sonra bu projenin devamı olan şirketimize devredeceğiz. Şirketimizde bu bayanlarımız tabii piyasanın şartlarına göre orada istihdam edilerek burada öğrendikleri ürünleri yine üretime devam edecekler. Kurs tamamlandıktan sonra kadınların ürettiği ürünler belediyenin ortak olacağı bir şirket tarafından pazarlanacak. Bir zamanlar efelerin ve ağaların giydiği körüklü çizme artık sadece özel talep üzerine dekoratif amaçlı ya da kostüm olarak kullanılmak için üretiliyor. Efelerin ve zeybeklerin kıyafetlerini tamamlayan en önemli parçalardan biri olan körüklü çizme, günümüzde dikkati çekici yapısı ve malzemesinin pahalı olması nedeniyle yörük kültürünü yaşatmaya çalışan maddi gücü yüksek kişilerce ya da folklor grupları, tiyatro, sinema gibi görsel sanatlarda kostüm olarak kullanılıyor. Doğal malzeme kullanılarak üretilen, ayağı kışın sıcak, yazında serin tutan körüklü çizmedeki 7 körüğün, yörüklerdeki 7 ayrı töreyi, Anadolu'nun 7 ayrı bölgesini gösterdiği söyleniyor. Sarı meşinler. Günümüzde körüklü çizmenin üretimini sürdüren nadir ustalardan Aydın'ın İncirlioğlu ilçesinde yaşayan İzzet Erkaç, dedesinin yanında çocukluğunda öğrendiği mesleği yaşatmaya çalışıyor. Çizme serüveni gördüğünüz gibi Kurtuluş Savaşı döneminde efelerimizin giymiş olduğu efe çizmesi o günden bugüne yaşayan bir kültürdür bu efe çizmeleri. Bu görmüş olduğunuz çizmenin sayasıdır. Biz bunlara saya deriz. Bunlar kişiye özel yapılan bu efe çizmeleri kişinin ayak numarası olduğu gibi bu çizmede de bir de baldır kalınlığı olarak da çift numara bulunmaktadır çizmelerde. Ve bunlar sipariş olarak yapılan bu çizmeler kişi özel yapılır. Ayak ölçüsü alındıktan sonra çizme sayısı kesilir ve dikim aşamasında bu şekilde gelir. Bunlar çizmenin özelliği, içi ve dışı tamamen deri olur. İç malzemesi keçi derisi, dış malzemesi analin dana derisinden yapılır. Bu şekilde yapılan bir çizme çok güzel ve kaliteli olarak çıkar ve bu çizmeler 40 yıl, 50 yıl gibi dayanma süresi vardır efendim. Körüklü çizme ustası Erkaç, körüklü çizme yüründüğünde gıcırdar. Bu da bir efenin veya o çizmeyi giyenin yürüyüşünün ne kadar heybetli olduğunu gösterir. Çizmenin kalitesi de gıcırdamasından belli olur. Yiğitlik ve gösteriş timsali çizmeleri herkes giyemez diyor. Erkaç kişiye özel ölçümler olarak ürettiği körüklü çizmelerden sipariş üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hediye edilmek üzere bir adet gönderildiğini belirtti. Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesi İzmir'de de protesto edildi. Sosyal medya üzerinde haberleşerek Konak Meydanı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup, ellerinde Özgecan'ın fotoğrafları, meşaleler ve çeşitli pankartlarla slogan atarak eski Sümerbank binasının önüne yürüdü. Cezalarla oynayarak bununla... Ülkemizde her 3 kadından biri şiddete maruz kalmakta. Ama biz kadın erkek ayrımı yapmadan buradayız. Çünkü bugün dünyada ve özellikle Türkiye'de tecavüz, taciz sadece kadınlara olan bir şey değil. Erkeklerimiz de bu şiddete maruz kalmakta. Kanseri mücadelesi var.
Bunlar mücadelesinde ne yapacağız? Anneler lütfen çocuklarınızı artık erkekim koçum diye yetiştirmeyin. Kaç kızın canını yakacak diye yetiştirmeyin. Kızlarınızı erkek gibi yetiştirin. Hizmet mi gerekiyor hesap sormak için? İdam! İdam! Zaten devir akıllı. Şiddetle cezalandırılamaz. Lütfen bunu da vurdum. Burada grup adına basın açıklaması metnini okuyan Birleşik Kamu İş Sendikası İzmir temsilcisi Lütfi Değirmenci, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesinin yolunun eğitimden geçtiğine işaret etti. Narsizmle ve narsizmle savaşacağız. Çağdaş, anlık kararla yasalaştırılmıştı zaten bu yasa. Bir din haline getirmişler. Şimdilerde kendi sözle dinkir. Bizden, sizden, Türk, Kürt cezalarla oynayarak bununla baş etmemiz... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta Cuma gününe kadar sürecek olan yoğun kar yağışı alarmı verdi. Şimdi bizim yaşadıklarımız var, sizin yaşadıklarınız var. Karesi'de de etkili olacak olan kar yağışı öncesinde Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek uyarılarda bulundu. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz meteorolojinin kar alarmı vermesinin ardından karla mücadele hazırlıklarını muhtarlara detaylı olarak anlattı. Biz geceden başlıyoruz. Eğer don olacaksa tuzlamaya. Personel uyumuyor. Dinlenmiyor. Ve kar ilk düşmeye başladığı andan itibaren stratejik planları müdürlüğümüzle beraber yapıyoruz. Yollar kilitlendi. Zaten tırların polisin salmaması gerekiyordu. Tırlar da yan durunca ana yollarda kilit oldu. Biz de köylere gidemedik zaten. Yani çünkü ana yollardan gidiyorsun belirli köylere. Müdahale etmekte sıkıntı yaşandı. O geçti. Bu müdahalede biz çok başarılı müdahale ettik. Ama kar... Yani buradan kürüyerek gidiyorsun, arkan kapanıyor, kendin hapsoluyorsun. Yine karayollarının, il özel idarenin şöyle bir kararı varmış. Şimdi biz yaşayarak onu öğrendik. Diyor ki, kar bitmeden kara müdahale etmenin maliyetten ve halkın toplam ortak parasını harcamaktan başka bir şey yok. Kar yağışının kendilerine ders ve tecrübe olduğunu söyleyen Yılmaz, hizmette önceliklerinin insan olduğunu belirtti. Profesyonel, insanlığa hizmet için... Çalışan çok güzel ekipler var. Bir de ne onun adı? Karnını doyurmak için şimdi olmuyorsa yarın olan diyen ekipler var. Ve bunları kontrol etmek, anlaşılmak savaşta belli oluyor. Bu karda belli oluyor. Çünkü ben giderim, gelir kurtarırlar vesaire dediği zaman arabasında yeterince mazot olsun, benzin olsun, içeceği su olsun, yiyeceği eşya olsun. Çünkü o riski yanına aldığı zaman Balıkesir'e 17 kilometre kale kalan yolda kalır. Ha biz onu kurtarmaya geliriz. Vinç araba ezdi. 444-99-10 numaralı çağrı merkezine Başkan Yücel Yılmaz'ın telefonundan daha hızlı ulaşılabiliyor ve ilgiliye daha hızlı haber verilebiliyor diyen Başkan Yılmaz, muhtarlardan tüm vatandaşlara bu numarayı tanıtmalarını istedi. 444-99-10 Başkan Yücel Yılmaz'ın telefonundan daha hızlı ulaşılabiliyor. Ve daha hızlı ilgiliye haber veriyor. Yücel Yılmaz'ı aradınız, bu işi yapın dediniz. Yücel Yılmaz doğru adama ulaşıp cevap verinceye kadar sahada, o noktada, en yakın yerde kim varsa burası daha iyi. Benim aramam işi karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. 444-99-10 Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, milli, modern ve model olabilecek 21 branşta eğitim verecek Karesi Hünerli Eller projesini hayata geçirdi. Proje sayesinde kadınlar üretime destek olacak ve sosyal hayatın içine katılacaklar. Atölyelerin açılış kurdelesini Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Karesi Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, 6 Eylül Kaymakamı Bayram Gale ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kesti. Karesi Hünerli Eller kursunda belediye tarafından modern bir şekilde düzenlenen 4 ayrı atölyede 18 öğretmenle çini, iğne oyası, yerel dokuma, minyatür, takı, keçe, ebru, vitray, mumlu batik, bindallı, ahşap boyama gibi branşlarda eğitimler verilecek.
Ayrıca kursiyerleri teşvik etmek amacıyla ham maddeler belediye tarafından temin edilecek. Kursiyerler hazırladıkları ürünlerin satışları sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlayacak. Karesi Hünerli Eller kurslarının evden sokağa, sokaktan şehre yansıyan bir sanat rüzgarı olduğunu belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, projenin kendini çok heyecanlandırdığı projelerden birisi olduğunu söyledi. Sanatı evde, Hünerli Eller adı altında, ekonomisine bakmadan ailelerin sanata girmesini istiyoruz. Bu çalışma sayesinde Balıkesir'de bir sanat rüzgarı eseceğine inanıyorum. Bir sürü branşta yeni sanatçılar yetişecek bu kurslarımız sayesinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Özgecan için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu da siyah takım elbiseyle kürsüye çıktı. Özgecan'ın ve hayatını kaybeden bütün kadınların, şiddet yolunda kaybeden, şiddete uğrayan bütün kadınların anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan Aslan cinayeti ve kadına şiddete yönelik düşüncelerini ifade etti. Bir üniversite öğrencisi Özgecan okula gidiyor. Bir anneyi düşünün, çocuğunu yetiştirmiş ve üniversiteye gönderiyor. Ne hayalleri var, ne umutları var. Kendisinden daha iyi hayat koşullarına sahip olacak kızı onu bekliyor. Onu düşünüyor. İşi olacak, gücü olacak, güzel bir evliliği olacak, torunları olacak. Bu umutlarla yetiştiriyor çocuklarını anneler. Ama vahşice öldürülüyor. Beni üzen temel nokta şu. Ölümü unuttuk, nasıl ceza vereceğiz onu tartışıyoruz. Asıl tartışmamız gereken konu, bu olayları nasıl engelleriz? Nasıl engelleriz? Tutturmuşlar, idam mı olsun, başka bir şey mi olsun? İdam olsa ne olur? Sorun çözülecek mi? Bu bir kişinin olayı değil. Az önce söyledim, Türkiye nefes alamaz konumda. Yarı açık cezaevine döndürüldü Türkiye. Kılıçdaroğlu ayrıca Türkiye'de hükümetin kadına değer vermediğini, kadının yaşamında her şeye karışıldığını söyledi. Şöyle bir gerçeği oturup bu milletin önünde rahat rahat tartıştık mı? Kadına gerekli önemi verdik mi? Desteği verdik mi? Acılarına ortak olduk mu? Sevincine ortak olduk mu? Hayır. Oturup düşündük, düşündüler ve söylediler. Kadın kaç çocuk doğuracak? Birisi karar verecek. Nasıl doğum yapılacak? Ona da karar verecekler. Nasıl giyinecek? Ona da karar verecekler. Sokağa hamile kadın çıkmasın. Ona da karar verecekler. Zinhara kadın gülmesin. Ona da karar verecekler. Eğer siz bunu toplumun belleğine şırınga ederseniz, beslerseniz bu tür cinayetleri engelleyemezsiniz. Türkiye'nin gerçeği budur. Kadına böyle önem vereceksiniz. Konak Belediye Spor Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Kosmin Aduş'a attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda sırtlarken 14 maçta rakip kalelere gönderdiği 28 golle de en golcü futbolcular sıralamasında dünya yıldızlarıyla yarışıyor. 1990 doğumlu Romanyalı Kosmin Aduş'a 3. sezonunu geçirdiği Konak Belediye Spor'da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Rakip takımların korkulu rüyası haline gelen Duş'a maç başına 2 gol ortalamasıyla pek çok yıldız futbolcuyu geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde geride kalan 14 maçta 28 gole ulaşan Duş'a attığı gollerin 19'unu ayakla, 7'sini kafayla, 2'sini ise penaltıdan kaydetti.
38 puanla ligde liderliğini sürdüren Konak Belediyespor'un golcü ismi Cosmin Aduş'a 28 gollük performansıyla aralarında Ronaldo, Messi ve Neymar'ın da yer aldığı 2014-2015 sezonunun en golcüleri sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. İzmir'in Menemen ilçesinde 20 yaşındaki E.T. ile kardeşi 12 yaşındaki Y.T. teyzelerinin kocası olduğu öğrenilen C.D. tarafından tabancayla vuruldu. Olay dün akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Sevgi yolundaki evde meydana geldi. Bir tespih atölyesinde çalışan C.D. alkollü bir şekilde baldızının evine geldi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada C.D. tabancasıyla baldızının çocukları E.T.'yi boğazından, Y.T.'yi de başından vurup kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken zanlı C.D. kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Baba. Aydın'da Sevgililer Günü'nde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan bir fabrikada çalışan tornacı, evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki Nazım Karaman'ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan bir gün önce akciğer yetmezliği nedeniyle makineye bağlı yaşayan Ayşegül Soyer için yapılan duyuruları sosyal medya üzerinden paylaşan ve organ bağışına destek veren Nazım Karaman, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından kendi organlarıyla umut oldu. Hayır. Acılı yakınları Nazım Karaman'ın organlarını bağışladı. Bunun üzerine İzmir Organ Nakli Koordinatörlüğü ile temasa geçildi. İzmir'den yola çıkan ekip Nazım Karaman'ın uygun bulunan organlarından iki böbreği ile karaciğerini operasyonla aldı. Kalp ve akciğerin ise uygun bulunmadığı için alınamadığı öğrenildi. Karaciğer ve bir böbreğin İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, diğer böbreğin de yine İzmir'deki bir özel hastanede organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi. Karaman'ın cenazesi de bugün öğle namazından sonra toprağa verildi. Yani sen tecavüz etmemeyi öğren. Biliyorsunuz bu dönemde... Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bilardo şampiyonasına katılan ve 9 yıl sonra ilk kez bir resmi müsabakada yarışan dünya ünlü milli bilardocu Semih Saygıner, göğsünde Özgecan Aslan'ın fotoğrafıyla mücadele etti. Final müsabakasına katılan tüm sporcular da göğsüne Özgecan fotoğrafı ve siyah kurdele taktı. Müsabakanın ardından konuşan Saygıner, Türkiye'deki en büyük problemlerden birinin kadına şiddet olduğunu ve bir erkek olarak gerçekten bundan utanç duyduğunu belirtti. Problemlerden bir tanesi kadına uygulanan şiddet. Ben bir erkek olarak bundan gerçekten utanıyorum. Öncelikle erkeklerin yetiştirilmesiyle ilgili ciddi problemler olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Önce anneler erkeğe kadına nasıl davranmasını öğretecek. Çünkü bunu normalleştiren bir süreç yaşıyoruz şu anda. Sanki kadın dövülebilir, şiddetini uygulanabilir. Hatta suçlu olur eğer tahrik etmişse gibi. Olma tahrik. Yani öğren, sosyalleş, olma. Yani kadına ne giyeceğini öğreteceğini, yani sen tecavüz etmemeyi öğren. Biliyorsunuz bu dönemde böyle bir şey vardı, o dönemde de. Yani kesinlikle. Bu çok iyi bir slogandır. Bence budur yani. Medeni olmakta fayda var. İzmir Valisi Mustafa Toprak düzenlediği basın toplantısında marka kentler arasına girmesi için İzmir'in silüetini koruması ve tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Kültür ve turizm açısından bu amaçla taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payından 2014-2015 yılında 61 eser için 60 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Kültür ve turizm açısından İzmir iddialı bir kent. Bu noktada özellikle turizm yatırımcılarımızın
istediği altyapıyı onlara sunmamız gerekiyor. Bu konuda da Kültür Turizm Bakanlığımızın gerek direkt olarak gerekse yerel yönetimlerle birlikte planlama çalışmaları devam etmektedir. Ve turizmcilerimizin önünün açılması için 3 adet kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile termal turizm merkezleri de dahil olmak üzere 18 turizm merkezinde planlama ve altyapı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülmekte ve yerel yönetimlere planlama çalışmaları için gerekli ödenek aktarımı yapılarak planlama çalışmalarının hızlandırılmasına da gayret edilmektedir. Bu destekle birlikte 2006 yılından bugüne kadar 407 esere 210 milyon TL kaynak aktarılmış olacağını belirten Toprak, bu eserlerden 189'u proje çizimi, 191'i restorasyon, 27'si kamulaştırma işlemi olup halen 48 proje çizimi, 55 restorasyon, 5 kamulaştırma işlemi devam etmektedir dedi. Daha ziyade böyle 7-8 belediyemiz var. Vali Toprak ayrıca 2014-2015 yılını kapsayan destek paketindeki 61 projeden 5'inin tamamlandığını, 56'sı ile ilgili sürecin de yeni başladığını dile getirdi. Merkez ve ilçelerindeki taşınmaz kültür varlıklarının hayata geçirilmesi gelerek kendi numarasını belirleyecekler. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Bir saniye lütfen. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. 8 numara. Mersin. Kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oldu. Manisa Spor'la eşleşti ilk maç. Mersin İdman Yurdu Fenerbahçe ile eşleşirken Galatasaray Manisa Spor'la, Bursa Spor Gençler Birliği ile ve Kayseri Spor'da Medikana Sivas Spor'la eşleşti. Birinci ve ikinci eşleşmenin çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 3-4-5 Mart ve 7-8-9 Nisan'da oynanacak.